bugün, dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat ne de olsa. Yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle. En azından rüyamda vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat ne de olsa. Yeşiller de var arayıp bulana. Bütün bunları açıklayacaksınız. O kadının ölümüne bir sebep oldu ne demek, hepsini anlatacaksınız. Annemi siz mi öldürdünüz? Siz mi sebep oldunuz ölümüne? Hayır. Hayır kızım. Yok öyle bir şey. Nereden çıkarıyorsun bunu? Nasıl yok ya? Duydum işte her şeyi. Bir tek ben değil, herkes duydu. Niye öyle bir şey dediniz? Ne yaptınız anneme ya? Ne oldu anneme? Bak biz annene bir şey yapmadık. Biz Suzan'la burada birlik... Biz burada baş başayken... Annem bizi gördü. Sonra da çıktı gitti evden. Zaten ne olduysa da ondan sonra oldu. İdolüm Akif Atakul ve Harika'nın annesi. Ya gençler, ben size boşuna demiyorum. Ben bu adamın hastasıyım, boşuna değilim yani. Suzan Hanım neden öyle dedi o zaman? Neden ölümüne biz sebep olduk dedi? Madem her şey sonradan oldu, neden öyle dedi? Bak biz Hatice Hanım'ı durduramadık. Gitmesine engel olamadık. O yüzden suçlu hissediyor kendini. Benim de beynimi yiyip duruyor. Bak bunun dışında bizim yaptığımız, ya yanlış yaptığımız bir şey yok. Yanlış yaptığımız bir şey yok mu? Annemle evliyken ortağının eşiyle basılıyorsun. Ve yanlış yaptığımız bir şey yok diyorsun yani, öyle mi? Sen gerçekten mi söylüyorsun bunu? Doruk, oğlum bak şu anda konumuz bu değil, tamam mı? Karıştırma. Karıştırma mı? Kafayı yiyeceğim ya. Ben senin bu pişkinliğinle gerçekten kafayı yiyeceğim. Bize söylemeliydiniz. Ne kadar pislik bir durumun içinde olursanız olun, annem en son sizin gördüğünüzü bilmeliydik. Ne değişecekti? Hı? Ne değişecekti kızım? Yani annem bizi burada gördü. Sonra bir ışımla çıktı gitti. Dışarıda şoförle karşılaştı herhalde. Çünkü arabasına binmiş. Yolda giderken de kaza yaptılar. Ve annem vefat etti. Şimdi bunların hepsini bilmen senin rahmetli anneciğini geri getirecek miydi? Bunu söyle bana.
Akif amca niye burada? Allah Allah. Niye geldi ki acaba? Götür onu buradan. Nasıl? Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Evde anlatırım ben ya. Hadi gidelim. Dur, nereye gidiyoruz? Daha yeni geldik. Ne oluyor burada Aybüke? Siz ne arıyorsunuz burada? Ya biz sana sürpriz doğum günü kutlayacaktık ama... ben anlamadım yani Asiye nereye gidiyor, neler oldu şu an. Ya anlatacağım Aybüke, anlatacağım. Hadi gidelim. Berk'le görüşürüz. Tamam, hadi konuşuruz sonra. Evet. Hadi bakalım. Parti de bitti, gösteri de bitti. Herkes evine. Haydi! Boşalt! Ne oluyor burada ya? Ha? Biri bana da neler olduğunu anlatacak mı? Vallahi Berk hocum, kısa denizse şöyle. Sizinkilerin arasında bir kimin eli kimin cebinde durumu yaşanmış. Harika'nın annesi biraz fazla kişiye mavi boncuk dağıtmış ama... tabii kızın da ondan çok ayrı kalır bir yanı yok. Ne yapacaksın? Sen ne diyorsun be? Seni öldürürüm bak! Bak seni öldürürüm! Kızım, sakin olur musun lütfen? Kızım mı? Ya ben senin kızın falan değilim! Ben senin kızın değilim! Ben seninle konuşmak falan istemiyorum! Harika! Harika, bekler misin? Harika! Gel. Bir türlü şu kızına sakin kalmayı öğretememiş ya. Biraz medeniyet ya. Biraz medeniyet, başka bir şey değil. Ulan sen nasıl manyaksın lan? Ha? Sen nasıl bir psikopatsın oğlum? Senin olduğun her yerde kavga çıkmak zorunda mı lan? Akif amcacığım, şöyle düşünelim istersen. Ben belki de sana kendimi göstermeye çalışıyor olabilir miyim? Ya da şöyle diyelim. İdolümün onayını alıp onun gözüne girmek istiyor olabilir miyim? Lan ben senin idolünü... Oğlum bak, bak. Seni ayağımın altına alırım bak. Seni perişan ederim çocuk. Defol git buradan. Çok güzel. Ama bak, benim senden ricam... biraz sakin ol. Sakin kalmaya çalış ve şunu dinle. Ben bir daha okula geldiğin zaman yalvarıyorum senden. Bak, bir imza rica ediyorum. Bak, lan lütfen diyorum. Lan yürü git lan. Lan git. İmza diyor hala ya. Oğlum git lan, git. Ne zamandır ilişkin var Suzan teyzeyle? Ne? Ne demek ilişkisi var ya? Annemi ne kadar zamandır aptal yerine koyuyorsun söyle. Doruk. Bak. Oğlum bilip bilmeden konuşuyorsun, sandığın gibi değil. Ne diyorsun sen ya? He? Ne sandığın gibi değil. Ama doğru ya. Haklısın. Bence sen benim sandığımdan bile daha rezil bir insansın. Belanızı versin. Allah hepinizin belasını versin. Ya rezil etti beni, herkese rezil oldum. Kızım, bak ben de çok üzgünüm. Böyle olmasını ben de istemezdim yani. Bunu anlaman lazım ya. Ne olursun birazcık sen anla beni, ne olur. Ben senin neyin anlayayım ya? Ben senin neyin anlayayım? Bak beni sinirlendirmem, oltumu yırtacağım şimdi.
Ya senin ne işin var Akif'le? Ya sen bana Resul'le birlikteyim dedin. Demedim mi anneciğim? Ya sen biz beraberiz dedin. Ben neden seni bugün Akif'le görüyorum? Akif'le benim bir ilişkim yok. Yok diyorum. Ben seni dinlemeyeceğim artık. Ya biz sana koca bir inşaat emanet ettik. Koca bir inşaat. Ama bu sana yetmiyor. Bir de otopark mı işletiyorsun gizliden? Bu nasıl kendini bilmezliktir Ömer? Bu nasıl yüzsüzlük? Şef ben otopark falan işletmedim. Tamam iyilik olsun diye bırakın dedim ama ben kimseden para falan almadım. O adamlar da bunu anlamadı. Seni dövdü yani öyle mi? Evet aynen öyle oldu. Ya yürü git ya yürü git. Seninle uğraşacak halim yok benim Ömer. Durduk yere milleti başımıza düşman ettin zaten. Yarın bir gün içeri girip inşaata zarar verseler patrona ne diyeceğim ben? Bizim koca yürekli bekçi iyilik yapmış öyle mi? Bak tekrar söylüyorum. Ben yanlış bir şey yapmadım. İyi yapmadıysa yapmadın. Kendine millete iyilik yapacak başka bir kapı bul. Hadi yallah. Ulan, ulan bir dur da bir dinle be. Arkadaş keçi inadı var, anasının oğlu. Anasının oğlu. Allah Allah. Kusura bakma Resul. Şu anda daha önemli işlerim var. Sıra sana da gelecek ortak. Sen bekle. Hem gece gece önemli iş vaadi şirkete çağırıyorsun hem de meşgule atıyorsun Akif. Kusura bakma seni daha fazla bekleyemeyeceğim. Sevgilim bekliyor. Yaz. Ne bu böyle moda mı? Herkes meşgule veriyor. Rica etsem bu akşamı erteleyebilir miyiz? Yarın sana ne olduğunu anlatacağım. Ama bu akşam olmaz. Gerçekten inanılmaz ya. Kim bilir nasıl bir panikle attı Hatice yengem kendini dışarı onları öyle görünce. Sorma ya. Biz ikimiz bile onların arasında konuşmaya şahit olduk. Kötü oldum yani. Onların adına resmen utandım. Peki sizce Akif Bey haklı mı? Hatice yengem gerçekten kendini öyle dışarı mı attı yoksa bizden bir şey mi saklıyorlar? Bilmiyorum ki. Yani o ikisini öyle o halde yakalayıp da sonra böyle evden kaçar gibi çıkmak istemesi, sonra şoförün arabasına atlaması, bir an önce oradan uzaklaşmak istemesi falan bana çok mantıklı geliyor ama ya başka bir şey olduysa? Hatice Hanım'ın kanlı canlı gören son insan benim biliyor musun? Ha bak tam burada oldu kaza, şurada. Oysa konuşmuştuk yani anlaştık. Ama kırmızı bir kamyon geldi işte şurada, çarptı. Öldü kadıncağız. Mıdırım? Mıdırım? İyi misin sen? Bir kötü oldun sanki. Gel istersen dışarı çıkıp hava alalım. Hayır, hayır, Molcan. Yok, niye kötü olayım? Kötü olmadım. Hiçbir şey hatırlamıyorum ki ben. Ben çok üzüldüm ananların başına gelen duyunca. Ömer,
Ne oldu ağzına ya? Abi dudağın kanıyor. Ha. Önemli bir şey değil ya. İyiyim, iyiyim. Ne oldu oğlum? Söylesene ya. Kim yaptı? Hani demiştim ya, bizim inşaatın orada bir düzlük var. Otopark olarak kullanıyorlardı. He? İşte civarda otoparkı olan 3 tane serseri geldi. Ekmeğimizle oynuyorsun dediler. Saldırırlar bana. E sen demedin mi ben öyle bir şey yapmıyorum diye? Dedim de. Onlar da şefte beni insan yerine koyup dinlemedik. Yani hiç yere senin suçun yok, ben yapmadığım bir şey yüzünden seni mi dövdüler Ömer? Sadece dayak da değil. Suçum olmayan bir şey için hem dayak yedim hem de işten atıldım. Adi herifler ya, şerefsizler. Asiye, vallahi ben bir şey yapmadım ya. Bak şef üstüme geldi, bağırdı ama ben yine tuttum kendimi, hiçbir şey yapmadım. Ama ne yapayım, yine olmadı. Doğruyu yaptım, yine olmadı. Tamam. Bak ben o kadar üzülmedim. Gerçekten bak, ağlama. Ömer. Biz bugün bir şey öğrendik. Hani annem ölmeden önce Nebahat Hanımların yazlığına temizliğe gitmişti ya. Annem orada Akif Bey ile Suzan Hanım'ı basmış birlikteyken. Yani annem ölmeden önce en son o ikisi görmüş. Ne? Ay bilmiyorum ne boş ya. Yani gayet de beceririm diye bir hava yaptım Resul'e ama şu an bir tırsıyorum bak. Aman canım, halledersin, ne olacak, gözünde büyütme bu kadar. Hem zaten okul müdürü Burak Bey çok akıllı uslu bir adamdır. Sana yardımcı da olur o. Öyle mi diyorsun? E hadi göreceğiz bakalım. Ay yarın da okuldaki ilk günüm. Bana şans dile şekerim. Aa. Doruk, oğlum ne oluyor? İyi misin? Değilim anneciğim. Hiç iyi değilim hem de. Kes saçmalamayı Doruk. Kes ve kapat şu konuyu artık ya. Kes ve kapat mı? Sen benimle dalga geçiyorsun herhalde değil mi? Bu üstü kapatılabilecek bir konu mu sence? He? Oğlum ne oldu? Neden bahsediyorsun? Neden? Babamın Suzan teyzeyle olan ilişkisinden. Ne? Doruk, kapat şu konuyu, saçmalamayı kes diyorum sana. Senin gibi bir babam olduğu için iğreniyorum. Ne zaman söyleyecektim bunu anneme? He? Söylesene ya, ne zaman? Ulan annem biliyor zaten. Annen zaten biliyor. Şu büyüklerin işine burnunu sokmaktan vazgeç ya. Akif ne oluyor? Ne Suzan'ı? Ne diyor Doruk? Ne boş. Bak canım, eski mevzu. Senin bildiğin konu. Ya zaten Suzan'la Resul evlenecek, biliyorsun. Ya Doruk eski mevzuyu yeni öğrendi, ona delilendi böyle. Bu kadar. Nasıl ya? Sen Nebahat'ı aldattın mı? Hem de Suzan'la. Ya Ayla, Allah aşkına hep sus sen de ya. Aile arasında bir şey konuşuyoruz. Buna karışma ya. Oğlum, bak Doruk, ben sana bunu açıklayabilirim. Evet, maalesef o korkunç kadın ailemizi bozmak istedi, yuvamızı dağıtmak istedi. Ama Akif, baban bu konuyu tamamen bitirdi. Yani artık bu geçmiş gitmiş bir konu. Evet oğlum, aynen öyle. Geçmiş bitmiş bir mesele bu ya. Madem geçmiş bitmiş bir mesele, o zaman Suzan teyzeyle ne işiniz vardı yazlık evde baş başa? He? Ne yapıyordunuz orada? Ne? Berk için sürpriz doğum günü partisi düzenlemiştik. Ama gecenin sürprizi babamın Suzan teyzeyle oraya gelmesi oldu. Böylece herkes de ilişkilerini öğrenmiş oldu tabii ki. Ulan ben seni ne boş, bak vallahi billahi öyle. Allah kahretsin seni. Allah senin cezanı versin. Ulan.
Ben en iyisi gideyim. Nebahat'cığım iyi akşamlar sana. Ben ararım seni sonra. Ay bu ne kadar güzel bir haber ama ya. Resul duyunca kesin çıldıracak. Hadi bakalım. İyi akşamlar oğlum. İyi akşamlar. Haftalardır Suzan vardı senin bir sıkıntın. Ben hissediyordum. Yok Ayla'yla Resul ayrılmasınlarmış. Yok Suzan gelirse şirkette bize çektirecekmiş. Yalanlara bak sen. Senin her adımın yalan. Meğer sen Suzan elinden gidiyor diye bu kadar kafayı takmışsın. Meğer sen onu kaybediyorum diye bu kadar tutuşmuşsun. Rezil. Ya ne alakası var? Allah aşkına ne boş, ne alakası var ya? Sus artık, sus. Sen bana yalan söyleme artık, yeter. Yeter artık, daha ne kadar yalan söyleyeceksin sen bana? Yeter artık. Anneciğim, tamam ağlama artık, yeter. Sakin ol, ne olursun anneciğim, tamam. Ya ama siz beni dinlemiyorsunuz ki. Ne boş, bak bir dinlesen anlatacağım ben sana derdimi ya. Sen anlatma bana, sen anlatma bana derdini Akif, yeter artık. Bir de utanmadan yazlık eve gittin onunla ha? Bak, ben geçmişte yaptığın her şeyi sineye çektim ama beni bir kere daha herkesin önünde rezil et diye yapmadım bunu. Ben sana katlanamıyorum artık. Beni herkese rezil etmene tahammül edemiyorum artık. Ben seni dinlemeyeceğim. Ya yeter be! Dinlemezsen dinleme. Dinlemezseniz dinlemeyin. Şurada derdimi anlatmaya çalışıyorum ya. Tenezzül edip lafın sonunu dinlemiyorsunuz. Ben size ne anlatacağım ki Allah'ını seversen? Bırak ya! Bak. Bak şu havalara bak sen. Sen ne saygısız, ne vurdum duymaz, ne yüzsüz bir adamsın. Bu kadın senin çocuklarının annesi, duyuyor musun? Çocuklarının annesi. Duyuyorum. Ben de o çocukların babasıyım. Biliyorum annesi olduğunu. Ya bunun için anlatmaya çalışıyorum. Neden anlamak istemiyorsunuz beni ya? Suzan'la buluştum, evet. Ya çünkü Suzan'a... Bak Resul'le yarın bir gün bir ilişkin olacak. Bu adam benim ortağım. Eğer siz evlendikten sonra bunları öğrenirse bizim ortaklığımız bozulabilir. Bunları Resul'e söylemelisin diyecektim. Bunun için buluştum ya. Ya yeter artık ya. Ha şu hale bak ya. Şu hale bak ya. Ben suçlu olacağım değil mi? Sen yap. Ben suçlu olacağım öyle mi? Yok ben yıldım artık Akif. Ben senden yıldım artık. Ben seninle mücadele edemiyorum. Ben artık kendimi anlatamıyorum. Ben senin aynı çatı altında yaşamak istemiyorum. Öyle mi? Nebahat biliyor musun? Ben de istemiyorum. Tamam anneciğim. Biraz sakin olsan ya, hallolur her şey. Oğlum inanmıyorlar ya. Şu anda Suzan'la bir ilişkim olmadığına inanmıyorlar. Yok, inandıramadık. Sonunda kavuşuyorsun sen. Resul'e söyleyince Suzan'ı terk eder, o da sana kalır. Sonunda hayalleriniz gerçek oluyor. Nebahat, daha fazla üstüme gelme. Yeter, yoruldum. Gelsem ne olur? Ha? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın bana? Kalbimi mi kıracaksın? Daha fazla ne kadar kalbimi kıracaksın? Daha ne yapacaksın sen bana? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın bana daha? Anneciğim tamam dur bırak yeter. Bırak nereye gidiyorsa, kime gidiyorsa gitsin artık. Değmez bırak, ne olursun ya. Senin de canına minnet değil mi? Benim bu evden gitmem. Ben gideyim ki sen de rahat rahat o varoşlarla kümeslerin yanında at koştur. Öyle mi? Merak etme oğlum, merak etme. Gidiyorum. Karışanın görüşenin yok artık. Kına yakarsın. Ben de geliyorum baba.
Defol git! Defol git! Arkadaşın değilim ben senin, annenim. Kendine gel. Ben gayet kendimdeyim. Kendinde olmayıp o adamla bir başına yazlık evine giden sensin sen! Ben onunla oraya yalnız kalmaya gitmedim kızım. Resul'le arama girmesine engel olmak için gittim. Ne? Akif, onunla olan ilişkimi Resul'e söylemekle tehdit etti beni. Ben de onu durdurmak için gittim oraya. Başka niye gideceğim? Ömer, girsene içeri. Gerek yok. Asiye'nin söyledikleri doğru mu? Annemi... En son siz mi gördünüz? Ömer bak. Bu yaşananların hepsi geçmişte kaldı. Benim için her şey o gün bitti. Ne Akif'le ne de başka biriyle yaşadığınız bir şey umurumda değil, anladınız mı? Annemi, en son siz mi gördünüz? Bunun cevabını verin bana. Evet, biz gördük. Niye bana söylemediniz? Ben annemin arkasından kaç gün ağladım biliyor musunuz? Siz niye sakladınız benden? Yani ne diyeceğimi bilemedim o an. Nasıl diyeceğim, ne söyleyeceğim? İnan bilemedim. Ben de yaşadıklarımdan çok utanıyordum. Bizim yüzümüzden oldu demişsiniz. O ne demek? Durduramadığımız için. Annenin o halde çıkıp gitmesine engel olamadığımız için ben hep kendimi suçladım. Ne bileyim, belki biz o gün o evde olmasaydık. Ya da annen 3 saat sonra çıksaydı olmayacaktı belki o kaza. Gerçekten sadece bu yüzden suçladım hep kendimi ve Akif'i. Yoksa başka bir ilgimiz yoktu bizim bu olayla. Yine de söyleyebilirdiniz bana. Madem bir alakanız yok, o zaman keşke suçlu gibi saklamasaydınız benden. Ömer, Ömer ne olur dur, Ömer.
Evet Ayla. Gecenin bu saatinde bu kadar önemli olan şey neymiş dinliyorum. Merak etme Resul'cum. Çok kalmayacağım. Korkma yani. Zaten muhtemelen ben çıktıktan sonra kendinle kalıp biraz yüzleşmek isteyeceksindir diye tahmin ediyorum. Bugün oğlunun doğum günüydü. Konuştunuz mu? Evet, gündüz görüştük. Akşam konuşmadınız yani. Arkadaşları ona sürpriz doğum günü partisi yapacaktı da Dorukların yazlık evinde. Ailecim, buraya doğum gününün ayrıntılarını anlatmaya mı geldin? Hayır canım. O eve Berk'ten önce Akif'le Suzan gelmiş. Anlamadım. Ay çocuklara basılmışlar işte. Aa. Ay sen bilmiyor muydun yoksa Suzan'ın Akif'le aşk yaşadığını? Neyse canım, çok geç olmadan öğrenmiş oldun. Ama bence aralarından çekilmen gerekecek. Sonuçta birbirlerini hala seviyorlar demek. Yani baksana böyle gizli saklı yazlık evlerde buluşmalar falan. Değil mi yani? Neyse Resul'cum, sana çok geçmiş olsun. Ben kalkıyorum. Konuşuruz. Bence ucuz atlattın. Kötü müsün? Yani ne hissettiğimi bile bilmiyorum sanırım. Garip bir geceydi. Haklısın. Annemle babamın arası uzun zamandır iyi değildi zaten. Alışmıştım mutsuzluklarına. Ama şu an her şey, yani resmi olarak boşanmalar, üstüne bu gece patlayan olay. Her şey çok daha karmaşık bir hal aldı sanki. İnanılır gibi değil gerçekten belki. Bu umarım Doruk'u ilişkin etkilemez. Yok ya, sanmıyorum. Yani etkilememeli bence. Hayatımda yolunda giden tek şey sensin. Bunun için gelip teşekkür etmek istedim. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Bu sefer de sen bana sarılır mısın? Umarım birlikte geçecek. Böyle sımsıkı sarılacağımız daha nice doğum günleri olur. Seni seviyorum. Mutlu yaşlar. Ben de seni seviyorum. Ama daha nice doğum günleri kutlamak istiyorsak kimse uyanmadan bir an önce eve dönmem lazım. Tamam tamam. Hadi dön sen. Yarın görüşürüz. Görüşürüz.
Asiye ne oldu? Niye uyumadın? Uykum gelmedi ya. Olmasaydın ben ne yapardım ki tek başıma? Emel'le, kimsesiz. Biz sen olmasan ne yapardık ki? Asiye'm olur mu öyle şey? Ben sizi hiç yalnız bırakır mıyım? Ben her zaman yanınızda olacağım sizin. Korkma sen. Hayatımızı da düzene sokacağım. Seninle Emel'e çok güzel bir hayat vereceğim. Ama bana güven sadece, tamam mı? İyi bir hayat için ne gerekiyorsa yapacağım. Ne gerekiyorsa. Ne oldu Asiye? Çatı yine su sızdırmış herhalde Ömer. Benim eteğim de oralardaydı. Islanmış hep. Hay arkadaş, bu da tutmuyor ya. Ha, yapıştırıcısı bitmiş. Tutkan nerede? Dur, şuradaydı, getireyim. Başka bir şey giyeceksin Asiye, yapacak bir şey yok. Evet, mecbur öyle yapacağım. Pantolon falan giyerim. Ama yani sonra da yenisini almam gerekecek. Kim bilir kaç paradır. Abla okul vermez mi? Bilmiyorum ki. Sence verirler mi Ömer? Sanmıyorum. Kayıt olurken bir kere veriyorlar diye biliyorum. Badırım, yeni işin hayırlı olsun. Ha, sağ ol. Allah utandırmasın. Beceririz inşallah. Hangi fırın baba? Şey mi? Çarşıdaki mi? Ha ya. Şu telefon cemver yok muydu? Onun dükkanın hemen ilerisinde. Ha. Artık sabah sabah ekmekler senden ha. Yakışır. İyi, ben öğlene geleyim de yufka çıkıyorsa alayım bir börek yapayım çocuklara. Sen hatırlıyor musun ki börek yapmayı? Yok canım. Öyle videolardan falan bakacağım, yapacağım işte. Madem çocukların canı çekmiş. Yani yapmak lazım değil mi? Gelirim öğlene ben fırına. Ha vallahi ya, iyi olur iyi olur. Şengül, sen Ever'in dükkanının yerini hatırlıyor musun ya? Kim o? Badır, böyle bir anlatıyorsun ki sanki böyle gelirim giderim yaparım diye. Sanırsın hatıralar geri geldi ha. Ah net, keşke. Keşke gelse o hatıralar. Tamam tamam, üzülme hadi, üzülme. Ben sana tarif ederim, bulursun yerini. İyi hadi. Kahvaltınız bitirse ben o zaman bunları götürüvereyim. Baba, annem ne zaman düzelecek? Bilmiyorum kızım, bilmiyorum. Vallahi billahi hiçbir şey bilmiyorum. Vallahi Fadır'ım sana bir şey diyeyim mi? Hatırlamasa da hatırlamasın ya. Gayet iyiyiz böyle. Hani o tabii unutunca yaptığı kötülükleri unutmuş. Unutunca biz de unuttuk. Hayat güzel be. Vallahi baba biz de güzeliz, iyiyiz. Kalsın böyle. Ben hiç bozmayalım ya. Vallahi okeyim ben. İşte hiçbir şeyi hatırlamadığı için kızamıyorum da yani. Ama nasıl olsa hatırlayacak işte. O zaman hepsinin hesabını soracağım. Deme ya. Yollar demek ayrılacak yine.
yapmadın Olcan ya. Gidelim, geç kalacağız okula. Aynen sistem, hadi. Hadi dikkatli gidin. Yiyeceğim mi, kaldırayım mı? Yok yok, kaldır hadi. Al şunu ya. Günaydın baba. Günaydın. Allah Allah. Allah Allah. Oğlum biz bu evleri aşçıyla mı veriyormuşuz, haberim yokmuş benim. Baba ben kendim yaptım. Vallahi helal. Ana! Salçalı sucuk. Salçalı sucuk. Vallahi ellerine sağlık. Ellerine sağlık da oğlum, evde hiçbir şey yoktu. Sen bunları ne ara yaptın ya? Sabah erken kalktım. Bir markete gittim, dedim babama güzel bir sofra hazırlayayım, bugün bir kahvaltı hazırlayayım. Vallahi on numara, 5 yıldız kahvaltı hazırlamışsın, ellerine sağlık. Afiyet olsun baba. Ya bir şey söyleyeceğim oğlum, bak yalnız. Bunlar bizim teşhir villalarımız, tamam mı? Bazı şeyler eksik olabilir o yüzden. Eksik bir şey varsa sen söyle, ben alırım. Ha gerçi ne kadar burada kalacağız bilmiyorum da. Vallahi uzunca bir süre burada kalacağız gibi görünüyor oğlum. Kendini alıştırsan iyi olur. Ne boşla barışmayacak mısınız ya? İçimden gelmiyor. Yani zaten onun da benimle barışmak isteyeceğini düşünmüyorum. Ha ama barışma vaadiyle eve çağırıp evde kendi gırtlağımı sıkmak isterse o ayrı tabii. Zor tabii. Zor. E zor tabii oğlum. Yani biz Neboş'la çok yüz göz olduk, çok laçka oldu ilişkimiz, anlatabiliyor muyum? Bir sürü kere ayrıldık, bir sürü kere barıştık. Artık onun da bunu yapmak istediğini düşünmüyorum. Ya barışmak benim içimden geliyorum diye soruyorsan... ben de yoruldum galiba ya, bildiğin yoruldum. Peki Suzan Hanım, onunla olan durumunuz geçmişte kalan bir şey. Bilmiyorum ki geçti mi, geçmedi mi? Bilmiyorum. Biz Suzan'la çok kötü şeyler yaşadık. Çok badireler atlattık. Ama her defasında ışığa koşan pervaneler gibi onun çevresinde dönerken buluyorum kendimi. Belki de o benim kaderim. Belki de bu defa kaderime teslim olmam lazım. Daha neden konuşuyoruz biz bunları? Biz bunları neden konuşuyoruz ya, çeyrek altında güne gelmiş gibi? Hemen acilen futbolla ilgili bir konu aç bana. Hemen aç. Aç 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 hadi. Açayım baba hemen. Burak Hoca pantolonuma bir şey der mi acaba? Vallahi bugün için bir şey demese de yarın etekle gel diyebilir. Okul kıyafet konusunda biraz katı. Ya bir şey diyeceğim. Bir etek yüzünden biz okulu mu bırakacağız? Ha, hemen karalara bağlamayın bence. Tamam salın artık. Doğru düzgün çalışmama da izin vermiyorlar ki para kazanayım, halledeyim. Ha bak çalıştım, kimsenin parasını almadım, olana bak. Oğlum bari park paralarını alsaydın, boşuna dayak yememiş olurdun. Bak yemin ediyorum dünden beri bunu düşünüyorum ha. Bari dediklerini yapmış olsaydım da Asya'ya kıyafet alacak param olaydı. E insanlardan boş şeye para almış olacaktın Ömer. Almadım da ne oldu? Ha? 3 kişiden dayak yedim, üstüne işten kovuldum. Getir ağzımıza sok ya. Valla bak şu valeleri de hiç sevmiyorum ha. Böyle onları görünce bir kanım çekiliyor. Aynı şeyi ben de bu 3 silahşörleri görünce yaşıyorum. Bir alışamadım okulda görmeye ya. Hoş geldin Emir Bey. Hoş bulduk, hoş bulduk. Arkadaşların aracını aldın mı? Seni bekliyorlar galiba. Hemen götüreyim abi. Hangi senin aracın? Yok kardeşim benim aracım. Sen arkadaşa takılma, o biraz değişik. Aklını verseydin ya Mercek. Onu şuralarda bir gezdirseydi, şöyle bir park etseydi filan. Ha espri yaptı oğlum. Geçen tamam lan. Tamam şimdi anladım. Aa sen otursak modun çok çabuk geçmiş. Çok iyi. Siz aynaya bakıyorsunuz mu? Sizden kim niye tırsın lan? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Zengin, kaliteli, güçlü.
Daha sayayım mı? Bence kısa kes. Konuştukça düşüyorsun çünkü. Seni burada fazla bir havalandırmışlar ha Asiye'cim. Havanı söndüreceğim ama ben seni, merak etme. Şşş gençler. Kardeşime bulaşan karşısında beni bulur. Ben şimdiden uyandırayım da size. Güzel. Benim kardeşime bulaşan da karşısında beni bulacak. Yani demek oluyor ki Ömercik, biz yine karşı karşıya geleceğiz. Allah aşkına gelelim ya. Ama bu sefer olacağın olmasın. Nasıl olur? Ömer tamam, muhatap olma şunlarla. Olur, bana uyar. Daha bak başlamadan bütün enerjimi sömürdü ya. Lüzumsuz herif, ne gerek vardı ki bunlara şimdi? Hiç gerek yoktu ya. Vallahi enerji vampiri oğlum bunlar. Emici, direkt böyle enerji emici. Niye giriyorsun ki sen araya? Sen niye giriyorsun ki? Bir özür dileyim dedim. Bir özür dileyim dedim. O da şey kendini... Dövecektim, bırakacaktım işte. Tamam, bir dahakine beraber. Günaydın. Günaydın. Okul üniformasını yeni tarz yapmışsın bakıyorum. Tarzdan değil de eteğimi kuruturken sobaya değdirdim, yaktım da böyle pantolonla gelmek zorunda kaldım. Anladım. İyi kurtarmışsın ama. Yakışmış yani. Sağ ol. Bu arada dün gece ağlayarak gittin. Ben de şaşırmıştım, şok oldum. Annemi avutmaktan seni de arayamadım. İyi misin? İyi sayılırım. Sen nasılsın? Annen öğrendi mi? Öğrendi. Sonra da babamı evden kovdu. Bu sefer gerçekten boşanacaklar galiba. Günaydın. Günaydın. Bu da gitti evden. Sevgili babacığını yalnız bırakmadı. Çok mutludur herhalde. Ne yapsın ki Doruk? Annen istemezdi ki zaten onu evde. Aman. Sen de hemen koru Kaan'cığını, hemen. Doruk ne diyorsun ya? Ne Kaan'cığı? O benim Kaan'cığım falan değil. Saçma sapan konuşma istersen. Asiye dur, dur. Tamam. Tamam, haklısın. Kusura bakma. Hayatım pek yolunda gitmiyor bu aralar. Biraz anlayış gösteremez misin? Gösteririm Doruk. Ama yani beni sürekli böyle Kaan'dan kıskanma çok sıkıcı olmaya başladı artık. Ya ne yapayım işte, artık beni sevmiyorsun diye böyle saçmalıyorum. Seviyorum Doruk. Seviyor musun cidden? Nasıl bir sevmek peki bu? Yani arkadaş gibi mi yoksa aşk gibi mi? Ya da dur ya, tamam tamam, hiç cevap verme. Şimdi arkadaş olarak falan diyeceksin, benim moralim daha da bozulacak. Ben en iyisi seviyorum Doruk kısmında kalmak istiyorum. Tamam? Hatta bugün şöyle bir şey yapalım. Bugün birbirimize iyi davranalım. Zaten dün olanlar yüzünden ikimiz de çok sarsıldık. Biliyorum sen de çok üzüldün. Ben de neye uğradığımı şaşırdım. O yüzden bugün birbirimize iyi davranalım. Ne dersin? Tamam, olur, öyle yapalım. Bugün kavga yok. Anlaştık. Anlaştık. Gel. Günaydın. Müsait misin? Müsaitim, buyur. Yüz ifadenden anladığım kadarıyla dün olanları öğrenmişsin. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Öyle.
Ne yazık ki ortağımla bir ilişki yaşadığını duydum. Keşke bu şekilde öğrenmemiş olsaydım. Yani senden saklamak gibi bir niyetim yoktu Resul. Sadece doğru yeri ve zamanı bekliyordum. Ayrıca benim gurur duyduğum bir ilişki de değildi. Unutmaya çalıştığım bir durumdu. Anlatmayı tercih etmemek, gizlemek, saklamak değil midir yani Suzan? Unutmaya çalıştığım bir durum diyorsun. Buna emin misin? Çünkü ben öyle düşünmüyorum. Madem ilişkiniz bitmişti, neden baş başa o yazlığa gittiniz? Eski günlerin sohbetini yapmak için değil herhalde. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Ne düşünmeliyim Suzan? Bilmem. Bana inanabilirsin mesela. Tekrar söylüyorum. Bitmiş bir ilişkiydi bu. Ben öyle düşünmüyorum. Biliyor musun? Akif'le yaşananlar bence iyi ki de yaşanmış. Çünkü senin kadar bana az güvenen bir insanla ben yol almak istemezdim zaten. Anlayamadım, suçlu ben miyim Suzan? Akif'le baş başa yazlığa gidiyorsunuz. Bunu benden saklıyorsun, anlatmıyorsun ve suçlu ben mi oluyorum yani? Yalan söyleyen ben miyim? Resul, daha fazla konuşmayalım bence. Bu vesileyle de seninle çalışmak istemediğimi ileteyim. Sana yalnız ve güvensiz hayatında başarılar dilerim. Suzan? Suzan, ne oldu? Suzan, iyi misin? Suzan, iyi misin diyorum. Akif, çekil önümden. O Resul çapsızı yüzünden mi senin gözlerin doldu böyle? Hı? Ulan ben şimdi gidip onun ağzını yüzünü... Akif! Dur, ne olur yap. Yap. Bana ne olduğunu anlatacaksın Suzan. Gel. Evet, dinliyorum. Ne oldu? Resul dün olanları öğrenmiş. Aramızdaki olayın eski bir şey olmadığına inanıyor. Ne demek bu ya? Nasıl eski bir şey olmadığına inanıyor? Yani hala ilişkimizin devam ettiğini düşünüyor Akif. O eve de o yüzden birlikte gittiğimizi zannediyor. Gerizekalı bu herif. Vallahi bak, gerizekalı ya. Akif. Lütfen benim hayatımdan uzak dur. Artık başıma dert açma. Ne olursun. Ben çok acı çekiyorum artık. Ne olur beni rahat bırak. Tamam. Tamam. Senin dediğin gibi olacak. Ama önce o adama gideceğim. Senin hiçbir suçun olmadığını, hayır, her şeyin benim suçum olduğunu söyle. Hayır, hayır. Konuşmanı istemiyorum. Resul benim hayatımdan çıktı. O konu kapandı. Zaten işten ayrıldım. Onunla daha fazla bir şey konuşmanı istemiyorum. Nasıl ya? Ne demek? İşten ayrıldım ne demek? Nasıl geçineceksin peki? Bunu sen mi bana soruyorsun? Benim bütün hayatımı mahvettin sen ya. Gecekonduda yaşamama sebep olan insan sensin. Beni perişan eden insan sensin. Geçmişsin karşıma, bunu mu soruyorsun bana? Komik olma Akif, lütfen. Beni artık rahat bırak. Uzak dur benden. Ah be Suzan'ım be. Biz ne ara bu hale geldik ya? Ulan ben bu kadar nefret edilecek bir adam mıyım be? Günaydın. Günaydın. Evet.
Bundan böyle Akif Atakul'dan sonra yeni idolüm Suzan Manyaslı'dır. Harika. Ya bir ara hatırlat da annenden bir imza alayım be. Ya inanabiliyor musun? Kadın tutmuş, iki adamı birden kendine aşık etmiş. Takdir ettim vallahi. Lüzumsuz konuşuyorsun, boş yapma. Oğlum ben lüzumsuz falan konuşmuyorum. Önce gidip idolüm Akif Atakul'u kendine aşık etmiş. Sonra yetmemiş, bizim sayın okul sahibimiz Resul Özkaya'yı kendine aşık etmiş. Ben yalan mı konuşuyorum burada? Sen böyle devam et. Ben sana göstereceğim doğruyu yanlışı. Hadi gel göster. Lan oğlum. Tamam tamam beyler, tamam tamam, sakin. Ömer, sakin. Vay be, olaya bak sen. Yeniden korumacı tarafa geçmişiz. Vallahi beni şaşırttın biliyor musun? Ama bir dakika, siz şimdi ikiniz kardeş oluyorsunuz değil mi? Ben yanlış anlamadım. Ne diyorsun lan sen ha? Ne kardeşi oğlum? Oğlum sen anlamadın galiba. Onun annesiyle senin baban kavuştuğu zaman siz otomatikman kardeş oluyorsunuz. Genel kültür lan. Kes sesini Tolga. Bence seni ilgilendirmeyen konulara sakın burnunu sokma. Ama oğlum ben bunu yapamam. Yani ben kaos olmadan, gerilim olmadan, insanların işine burnumu sokmadan yapamam. Biliyorsun. Ha ama benim bu kadar lafı etmeme rağmen siz hala diyorsanız ki ya yok arkadaş, onların arasında öyle bir şey yoktur. Yahu bu iki insan gecenin o vakti yazlık eve. Herhalde ya biz iki tavla atalım aramızda demeye gelmediler değil mi? Belli ki bunların başka bir işi vardı. İnce. Hop tamam, bir tane yeter. Ne biçim konuşuyorsun lan sen ha? Beyler tamam, sakin ey. Oğlum ben anlamıyorum ya. Ben ne zaman doğru konuşsam bu herif gelip bana yumruk atıyor ya. Yalan mı söylüyoruz oğlum burada? Ha? Tolga! Bir daha annem hakkında konuşuyorsan yemin ederim öldürürüm seni. Bak yaparım bunu. Öldürürüm. Ha, aramıza tekrardan hoş geldin, harika. Uyuyan psikopatı da uyandırdık sonunda gençler. Vallahi harika kızdan harika bir tokat. Vallahi bravo. Bütün bu olanlar senin o pis baban yüzünden oldu. Annemin duygularıyla oynadı. Yetmedi. Bizi dolandırdı. Bütün mal varlığımızı çaldı. Ortada ahlaksız, pislik olan birisi varsa o da senin baban. Baba baba baba. Harika, hayırdır? Yani biraz ağır mı olsan acaba? Ya biz burada susuyoruz diye sen bizim babamız hakkında sen kimsin de böyle bir şey söylüyorsun ya? Ben buna izin vermem, haberin olsun. Ya sen kimsin ya? Ben senden izin falan almıyorum, almam. Tamam? Sen çok konuşma. Sonradan olma Atakul. Nasıl bir sınıf ya burası? Herkes herkesin bir şeyi mi, bana mı öyle geliyor? Ben sevdim vallahi. Kaos. İnsanı dinç tutuyor. Ama bence en güzeli kenara çekilip birbirlerini yediklerini görmek. Yerlerinize lütfen. Oturabilirsiniz. Oturun çocuklar. Anne. Müdür Bey buyurun. Çok ufak dilinizi almayacağım Filiz Hocam. Çok kısa bir duyuru yapmaya geldim. Ben kabus mu görüyorum Asiye? Çocuklar, bundan böyle Ayla Hanım kurumsal yönetici olarak okulumuzda bizimle birlikte olacak. Kendisi pozisyonu gereği tüm idari işlerden sorumlu olup benimle koordineli şekilde çalışacak. Biz bittik. Sen biliyor muydun bunu? Bilmiyordum. Merhaba çocuklar. Şundan emin olabilirsiniz ki bundan sonra iyi bir eğitim almanız ve kaliteli bir ortam için elimden geleni yapacağım. Eğer bir probleminiz, bir sıkıntınız olursa beni her zaman odamda bulabilirsiniz. Gelirsiniz, birlikte çözeriz. O zaman size iyi dersler. İyi dersler çocuklar. Sağ olun size de. Şey canım sen
Bir dışarı gelir misin benimle? Bana mı dedin? Bana mı dedin? Yok yok, bana diyor. Ya ben o kadar şanslı bir insanım ki. Yani kesin annemden çıkaramadığı siniri benden çıkaracak. Eminim. Yok ya, öyle bir şey yapmaz yani. Aha, yapmaz. Kızım, senin bu halin ne böyle? Asi gibi. Yok, asilikten değil. Eteğimi kuruturken sobada yaktım da. Mecbur kaldım yani böyle gelmeye. E ama yedeğini alsaydın o zaman tatlım. Yani senin bunu düşünecek kadar akıllı bir kız olman lazım, değil mi? Neyse, yarına kadar bu sorunu çözmüş ol, tamam mı? Yani okula geldiğin belli olsun. Bir an önce bir düzen sağlansın istiyorum. Ya bu ne canım böyle? Aa, hadi bakayım. Amcamın beli çok ağrımıyor mudur yenge? Çok ağır şeyler taşıyor. Ağrıyordur kusum, ağrımaz olur mu? Dur burada bekleyelim amcanı. Şengül. Yakışmış torba kafana. Belin de yine ağrımıyor değil mi? İyiyim, iyiyim. Hadi sen gir, ne alıyorsan al. Patron şimdi görüp de kaytarı ödemesin hadi. Sen işine bak, aman laf yeme. Kuzum, sen burada bekle olur mu? Ben geliyorum şimdi. Amca eğer çok belin ağrıysa bir yere otur, tamam mı? Tamam, tamam. Merak etme sen. Yufka kalmamış. İyi, hadi gidin siz hadi. Hadi kolay gelsin. Gel kuzum. Şengül abla. Nasılsın, görünmüyorsun hiç? Ha, işim gücüm vardı. İnemedim pazara Enver. Ha, yengeye bana hala 300 lira borcum var, biliyorsun değil mi? Ay biliyorum Enver, biliyorum. Sittin seni, aynı şeyi söyleyip duruyorsun ha. O aralar benim acelem vardı. He 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 dedim, geçiştirdim. Ama 300 çok para. Ya yapma yenge ya, ne çok o. Hem sana sordum, kaç kere sordum. Sen de dedin, tak dedin, değiştir ekranı dedin. Enver biliyorum, hatırlıyorum ne dediğimi. Alt tarafı bir telefon ekranı. Sonra gittim eve düşündüm. 300 lira çok para. Ha 300 değildi bir kere, o 280'di. Ay demek her şeyi hatırlıyorsun ha Şengül. Ya tamam ya. Vallahi pes ediyorum. Yani şu mahallede senin gibi pazarlık yapan yok Şengül yenge ya. O zaman 200'ümü ver. Vallahi gerisini helal ediyorum ya. E bakayım şimdi ben aylığımı alınca belki. İyi tamam, söz getireceğim. Vallahi her çarşıya indiğimde burnumdan getiriyorsun Enver. Hadi kasa alacakla. Hadi eyvallah. Ya kısır. Ay vallahi her pazara inişimde kafamı şişirir ha. Çocuklar, şimdi beni dikkatlice izliyorsunuz, tamam mı? Hepiniz aynı deneyi yapıp sonrasında gözlemlediklerinizi raporlayacaksınız. Hocam bu raporlar nota dönüşecek değil mi? Evet Oğulcan, dönüşecek. Güzel. Önce sitrik asiti normal suya karıştırarak pH değerini düşüreceğiz. Daha sonrasında da ölçümünü yapacağız. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus var. Asla bu ikisini başka bir şeyle karıştırmayacağız. Kaan, rica etsem sitrik asiti arkadaşlarına paylaştırabilir misin lütfen? Tabii ki paylaştırabilirim hocam. Bizimkileri biraz fazla koy. Koyarım. O başka bir şey mi? Evet hayatım. Bu Oğulcancığımıza özel bir sürpriz. Çocuk deme bana sakın. Onu beraber göreceğiz tatlım. Hanım hayırdır, ne yapıyorsunuz siz ya? Şu apaçinin tüpünü değiştirmeye çalışacağım ama bakalım becerebilecek miyim? Dikkatini dağıtırım. Aynen. Aa harika. Senin burnun mu kanıyor? Ne? Bir kaldır bakayım kafanı. Aa ne oldu ya? İyi misin harika? Neyin var? Kan yok ki.
İyisin değil mi Fatih? Bir şeyin yok. Yok iyiyim yani kanamıyor ki. Tribe sokmalar bunlar beni ya. Gayet güzel gözüküyor işte. Arkadaşlar şimdi ben deneyi yaparken bana yardımcı olabilecek birileri var mı? Özge, kas ver şu Ezi'ye. Hocam, Oğulcan iyi not almaya çok meraklıydı. Bence bu görev ona yakışır. Değil mi? Korkacağım zannettin herhalde. Hocam isterseniz ben yaparım. Pekala, o halde sen gene Oğulcan. Madem isteklisin, birlikte yapalım. Şimdi, dersin hocası sen misin gibi deneyi yaparkenki bütün aşamaları arkadaşlarına tek tek anlatmanı rica edeceğim. Ben miyim şimdi hoca? Evet. Şüphe en sevdiğim. Siz bir geri alalım o zaman. Tamam. Arkadaşlar şimdi bir bana bakın. Sitrik asiti saf suya zaten kattık. Siz de katmışsınızdır. Yalnız başka bir şey karıştırmak yok. Tamam? Hadi bakalım. Hocam bu başka bir şeye dönüştü ama. Oğulcan ben kaç defa söyledim bunun içine başka bir şey karıştırmayacaksınız diye. Allah belamı versin bir şeyle karıştırmadım hocam. Hiçbir şeyle karıştırmadım ben. Kimya bu Oğulcan, kimya. Hocam farkındayım kimya, ben de farkındayım ama Allah belamı versin bir şeyle karıştırmadım. Hala çıkıyor. Karıştırmasaydın bu hale gelir miydi ya? Böyle bir ihtimal yok. Hocam, arkadaş sanırım sınıf gülsün falan diye eğlence aramış kendine. Ogi, bak oğlum bak şimdi köpürdü falan ama hani yarın öbür gün patlar bir şey olur. Maazallah ne bileyim belki yangın çıkar, değil mi? Geç yerine Oğulcan. Beni gerçekten büyük bir hayal kırıklığına uğrattın. Ama emin ol, bu durum notuna yansıyacak. Geç lütfen. İsfade edemem ama siz yaptığınızı ben biliyorum. Eğer günün birinde kanıtın olursa ispat edersin kanki. Hadi. Kuzen, gel boş ver, gel. Oğlum saçma sapan bir şey oldu köpür. Asiye, lütfen yan odadan bir bez getirir misin? Şuraları temizleyelim. Tamam. Evet çocuklar. Deneyi doğru düzgün yapabileceğine inanan bir arkadaş varsa gelebilir mi lütfen? Açıyorum. Dur. Çok sağ ol. Dur. Açayım mı? Tamam. 3, 2, 1 açabilirsin. Vay, bu ne güzel bir sürpriz tatlım ya. Herhalde yeni yaşına bir mum üflemeden girmeyecektin. O zaman üflerken dilekte tutuyorum değil mi? Tut. Beni de koy içine. Her zaman. Alkış. Çok iyi. Bu da kendi imkanlarımla sana verebileceğim ve aklıma gelen tek hediye. Ama bunlar benim bahşi sevgilim için fazla tatlı şeyler değil mi ya? Sen iyisin değil mi? Başına falan bir şey düşmedi, hastalanmadın. Hayır, iyiyim. Sadece bu aralar normalliğe ve tatlışlığa ihtiyacın olur diye düşündüm. Herkes ve her şey zaten yeterince anormal. Doğru. Bu ne güzel bir şey tatlım ya. Sen kendi ellerinle mi ördün bunu? Evet, beğendin mi?
Beğenmek ne kelime be tatlım. Bayıldım, bayıldım. Bayıldım resmen. Çok teşekkür ederim. Sevgilim benim. Çok teşekkür ederim. Anne. Ne? Geliyor, görmedi seni arkanda. Dur, ben kaçıyorum. Dur. Aa, Berk'cim. Ne yapıyorsun tatlım sen burada böyle boynunda at önünde doğum günün kekiyle oturmuş? Hiç anneciğim, öyle kendi kendime doğum günümü kutlayayım dedim. Bu arada yeni işin hayırlı olsun. Bilmiyordum. Evet, sürpriz olsun istedim. Ama böyle doğum günü sürprizi gibi bir şey oldu değil mi? Ya ne demezsin, evet. Ay Berk, düşünsene. Artık hep yan yana olacağız. Evet, hep yan yana olacağız anneciğim. Hem böylelikle artık gözüm hep üstünde olacak. Babanı gördün işte. Onun gibi yanlış tercihler yapmanı istemiyorum. O yüzden takipteyim tatlım. E hadi böl şunu da yiyelim o zaman. Böleyim. Hı. Peki. Aç ağzını anneciğim. Beğendin mi? Hı hı. Afiyet olsun, şifa olsun anneme. Gel. Müsait misin Akif? Müsaitim, buyur. Merak etme, dün geceyi konuşmak için burada değilim. Merak etmiyorum zaten. Ayrıca konuşacak kadar önemli bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Var ya da yok. Onu tartışmaya gelmedim buraya. Sadece ortaklığımız yürürken bunu sonradan öğrenmem bazı şeyleri sorgulamama sebep oldu. Güven. Güvenimiz sarsıldı Akif. Resul, topu çevirme. Ne söyleyeceksen açık açıktan diye söyle. Bu ortaklığın bitmesini istiyorum Akif. Sen de en az benim kadar iyi biliyorsun ki böyle ha deyince olmuyor bu işler. Yani dün ortak oldum, bugün ortaklığı bitirdim, yarın belki tekrar olurum. Böyle bir şey değil mi? Biliyorum. Ama çözebileceğimizi düşünüyorum. Vallahi benim bildiğim tek bir yol var. Birlikte başladığımız projeleri bitireceğiz. Bu zaman zarfında da, ki sen bunu çok iyi bilirsin, birbirinden nefret eden karı kocalar gibi birbirimize tahammül edeceğiz. Sonrasında da bakacağız. Başka ne yapabiliriz düşüneceğim Akif. Bence sen de düşün. Birbirimize daha fazla katlanmak zorunda kalmayalım. Ulan ben mi sana katlanıyorum, sen mi bana katlanıyorsun be? Sen dur bakalım Resul Özkaya. Ben seni bir soyup soğana çevireyim de. Akif Atakul kimmiş öğren. Biz Burak Hoca'dan çekiniyorduk. Bir de bu kadının kuralları çıktı ya. Bir de yarın okula etek bulmadan gelme dedi. Sen benim yanımda oturuyorsun ya, kesin ondan gıcık oldu sana. Vallahi neden oldu bilmiyorum ama ben yarına kadar etek alamam ki. Ya hemen yıkılma yengem, yani bir şeyler ayarlar. Umarım olur öyle bir mucize. Gençler, ben biraz önden gidiyorum tamam mı? Galiba Wonderful'un bana ihtiyacı var gibi. Erkan? Bu gece soğuk olacak diyorlar. Ben yakacak bir şeyler bulayım. Çalışır bu falan mı? Artık çöpe ne attılarsa. Mecbur onlara kaldık. Kömür alamayınca. Elektrikli sobaya ne oldu? Bozuldu mu? Yok, bozulmadı da dibinde durmayınca kimseye bir ayrı yok onun. Asiye ile Emel hasta olacak diye korkuyorum. Yok ya, iyiyiz biz, merak etme. Sarılır yatarız işte. Hadi gidelim. Yani bunda canını sıkacak bir şey yok ki. Sonuçta annelerimizin, babalarımızın yaptığı şeyler bizi bağlasaydı benim sokağa çıkamamam gerekirdi. Ya düşünsene, madırım gitti Emel'i başka bir kadına verdi. O yüzden canını sıkma bence.
Böyle bir şey değil ki Olcan. O kadar kolay değil yani. Ya ben düne kadar gayrimeşru kardeşi olan ailesi iflas etmiş bir kızdım. Ya gerçekten çok teşekkür ederim. Kendisine çok 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 teşekkür ediyorum. Annem sayesinde dün de sınıftan iki kişinin babasını idare eden annenin kızıyım. Ya şu an okulda herkes beni konuşuyor biliyorsun değil mi? Herkes beni parmakla gösteriyor, eminim buna. Harika. İşin yoksa bir şeyler yapalım mı? Yok kızlar, sağ olun. Ben vallahi bugün hiç keyfim yerinde değil benim. İyi, sen bilirsin. Vazgeçersen ara. Okey. Şu ikisini ne zaman ayıracağız ya? Hala şu Oğulcan'ın canını tam sıkamadık. Ay merak etme. Bugün yarın ayrılırlar. İlişkilerini gelecek görmüyorum ben. Hadi bakalım. Şey yapalım, şöyle yapalım. Sen deniz kenarındaki bankları seviyorsun ya, oraya gidelim. Ha? Yok yok, üşüyorum ben. Ha, üşüyorsun. O zaman sıcak sıcak mağazaya gidelim. Mağaza şey yapalım. Tamam bak, bir şey çalmayalım. Ama istediğin kadar giyinip çıkaralım, fotoğraf çekelim. Ha? Olacağım bak, ben mutlu olayım diye bir şeyler yapmaya çalıştığının farkındayım. Ama gerçekten bugün o olmayacak yani. Ben bugün mutlu olamayacağım. Öyle mi üşüyorsun? Üşüyorum biraz. Zaten ben böyle gerilince daha da üşüyorum yani. O zaman eldiven alayım wonderful'uma. Ha, gergin zamanlarında kullanabileceğim böyle özel bir eldivenin olsun. Hangi parayla alacaksın Olcan? Bizim şuradaki kafede bir çay kahve içmeye falan paramız yok yani. Biliyorsun değil mi? Bence boşuna pozitif olmaya gerek yok. İkimizin de hayatları gayet kötü. Yani gerek yok. Neyse, ben birazcık yalnız yürüyeyim mi? Bana iyi gelir. Tamam wonderful'um. Sen nasıl istersen. Görüşürüz. Sen nasıl mutluysan. Abi su ister misin? Su istemem, kalsın. Kardeşim kolay gelsin. Sağ ol abi. Burada su satana bir şey demiyorlar mı? Yok, kimse bir şey demiyor. Ha. Peki satabiliyor musun? Yani cebine para kalıyor mu? Tanesine 50 kuruş kazanıyorum. Bazıları parasını almayınca kazanıyorum 30-40 lira. 30-40. İyiymiş vallahi. Karnımızı doyuruyoruz işte. Anladım abicim. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Susadıysan su vereyim mi?
Demin adamın biri parayı verdi, suyu almadı. Bu da senin hakkın. Yok abicim, kalsın, onu da satarsın sen. Tamam abi. Hadi kolay gelsin, dikkatli ol. Sen. Birazcık sıcaklık gelmeye başladı değil mi ablacığım? Üşümüyorsun. Hı hı. Üşümüyorum abla. Hızlı yanıyorlar da sabaha kadar idare etmez bunlar ya. Olsun. Biz soba yanmıyormuş gibi böyle sıkı sıkı giyinir öyle yatarız. Hem de üzerimize battaniyeler de örteriz. Evet ablacığım. Kuzen, su işine ne diyorsun? Vallahi sana bir şey diyeyim kuzen. Benim aklıma yattı. Çok fena yattı. Öyle bir yattı ki hatta. Şey var ya, Zuhal teyze biliyorsun. He. Ha işte. Onun oğlu var Alp, Sucu Alp. İşte ondan böyle 3-4 koli... 3 müydü, 4 müydü? 3-4 koliyi böyle beleşe verecek bize, tamam mı? Ben ikna ettim onu. Beleşe verecek, biz de böyle sattıkça ödeyeceğiz ona. E güzel oğlum. Yeni işimiz hayırlı olsun. Belki etek parasını da kazanırız. Yarın sıkıntısı gidersin okula. Ömer, elimize o kadar para geçerse önce kömür alalım. Eteği falan yengem halleder belki. Doğru söylüyor ya. Oğlum içerisi iyice buz oldu zaten, baksana. Tamam tamam, söyleme. Tam bir yansın. Çıkarız sular almaya. Vallahi çok kötü yanmış bu. Yani dikilse dikilmez, yamansa yamanmaz. Çok zor. Yapma ya. O Ayla denen kadın illa etekle geleceksin demiş Asiye'ye. Etek pahalı bir şey mi? Yani kime göre olduğuna bağlı. Şimdi onlara göre sudan ucuz tabii ama bize göre pahalı yani anne. Kaç paraymış? 220 liraymış. Ne? Ay çok vicdansız bunlar ya. Aa, o ne? Ya patron, tezgahta arta kalanlardan verdi. Ara sıra böyle veriyorlarmış çalışanlara. Ne güzel adetmiş ya, neli bu? Havuçlu. Havuçlu mu? Ha, havuçlu, sen çok seversin. Aa, çok mu severdim ben? Evet, bayıla bayıla yerdin ya. Allah Allah. Ben hiç hatırlamıyorum çok sevdiğimi havuçlu keki. Ya hatırlamıyorsun da o yüzden öyle. Bak çok özlemişsindir. Hadi ye biraz. Yok yok, hatırlamıyorum vallahi. Sanki sevmezmişsin gibi hatırlıyorum ben. Kız ye, sen nereden hatırlayacaksın ya? Bir ye ya, bak şu tadına ya. Nasıl, güzel mi? Hatırladın mı tadını? Çok güzelmiş. Bayıldım. Peşin mi bir dilim daha? Yok yok. Kilo aldırıyor. Yemeyeyim ben. Söyle başımın belası, söyle. Yine ne var? Heves olsa çoktan geçer. Arzu olsa çoktan biter. Bence bu aşk böyle gelmiş. Bundan sonra böyle gider. Ram 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 dira da 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 da. Başımın tatlı belası. Gönlümün kara sevdası. Her şey boş senden, sonrası vazgeçmem senden. Senden, ayrılmam senden. Akif sen şaka mısın ya? Gerçekten başıma bunca rezilliği açtıktan sonra bana telefon edip şarkı mı söylüyorsun? Ya bizim şu anda böyle bir ilişkimiz mi var sence? Ay yo. Yo yo, ya böyle bir ilişkimiz yok da Suzan'ım. Sen işte... Başımın belası diye pas verince ben de oradan aldığım gazla devam edeyim dedim. Ha, alma o gazı, alma. Benden ne gaz ne bir şey, hiçbir şey alma artık. Ne oldu, niye arıyorsun sen beni? Şeyden aradım ya, benim karnım acıktı da. Suzan, bir pilav yapayım dedim kendime ama işte bekarlık yılları da çok eskide kalınca dedim beceremem, bir bilene danışayım bari dedim. Pilav tarifi almak için aradın yani, öyle mi? He, pilav tarifi için aradım.
Ne yapayım yani? Evi terk ettim diye öleyim açlıktan yani. Evi mi terk ettin sen? Evi terk ettim ben. Vallahi vurdum kapıyı çıktım, aldım Kaan'ı da yanıma. Bizim yapılı villalardan birine geldim. Vallahi bak bekarlık, suzanlık... Bekarlık sultanlıkmış ya Suzan'ım. Hı. Öyledir kesin. Sen iki güne ne boşluğunun dizinin dibinde bitersin. Daha fazlasını yapamazsın sen, biliyorum. Yok. Bu sefer öyle değil işte. Bu sefer başka. Ne? Göreceğiz bakalım. Bir bardak pirince iki bardak su koyuyorsun. Tereyağıyla yaparsan da daha lezzetli olur. Sen var ya. Sen şahane bir insansın sen. Bak da telefonun ucundan benim aç karnımı doyuruyorsun ya. Vallahi şah, eli öpülecek insansın biliyor musun? Saçmalamam bittiyse kapatıyorum. Afiyet olsun. Sağ ol, sağ ol. Var. Var, onun da gönlü var, hala var. Ayrıca nasıl olmasın acaba yani? Şu endam, şu karizma, şu ses rengi, şu müzikalite. Olacak tabii gönlü, oldu bu iş ya. Bu iş olur. İyiyim. Daha iyi olacağım. İnşallah. Ben senin hep yanında olacağım. Bunu sakın unutma, olur mu? Ne zaman kendini güçsüz hissedersen hemen beni çağır yanına. Ben seni ayağa kaldırmasını bilirim. Canım oğlum benim. İyi ki doğmuşum ben seni. Kim bu saatte? O ahlaksız baban olmasın? İyi akşamlar. Aylacığım, sen miydin hayatım? Ben de kim dedim bu saatte? Vallahi ne boşum. Yani telefonda konuş, yazış, mesajlaş yeter dedim. Gideyim bir göreyim arkadaşımı, bir yüz yüze konuşalım. İyi yapmışsın hayatım, iyi yapmışsın. Geç otur, gel. Evet. Siz iki arkadaş birbirinizi bulduğunuza göre ben odama çekilebilirim herhalde. Hanımlar size de milleti iyi gömmeler dilerim. Hoşça kalın. Canım oğlum benim. Alem çocuk. Ah, hayatım yani yine aynı şeyi söylüyor olacağım ama ben bu Suzan'ın Resul'ün yakasından düşmesine çok sevindim. Hatta acaba Resul'le tekrar bir araya gelir miyiz diye de düşünmedim değil vallahi. Tabii. Neden olmasın? Senin tercih. Senin Akif'i affetmek gibi bir niyetin yok anladığım kadarıyla. Akif'in affedilecek nesi var Allah aşkına Aylacığım? Laf seninki de. Yani. Hem ayrıca özür dileyip beni affet diye ayağıma kapanan biri de olmadı şu ana kadar. Birini affetmem için önce gelip özür dilemesi gerekiyor değil mi Aylacığım? Ama gözden çıkarmış belli ki. Gayet işine gelerek bavulunu bir güzel hazırladı. Gitti. Aa, ben hiç öyle düşünmemiştim. Sen kovdun o yüzden gitti sanıyorum. Ben onu çok kovdum Aylacığım. Ben onu o kadar çok kovdum ki. O hiçbir zaman gitmemişti. Bir şekilde kapıdan çıktı, bacadan girdi hep. Ama hiç gitmedi. Belli ki onu da canına tak etmiş artık bu evlilik. Görünen o.
Ay neyse hayatım, sen hiç canını sıkma. Elbet dönecektir hatasından, görürsün bak. Vallahi ister dönsün, ister dönmesin Ayla. Beni artık bu saatten sonra bulamaz. Ama inşallah, inşallah kafasını duvarlara vurur. Gül gibi eşini terk ettiğine, bunca yıllık evliliğini mahvettiğine çok pişman olur. Vurur, vurur canım benim. Görürsün bak, kafasını duvardan duvara vuracak, demedi deme. Bu saatten sonra ben yokum artık ama. Hayırlısı. Neyse ya, hiç utandırmayayım şimdi kız. Gerek yok. Var mı su isteyen? Su isteyen var mı? Param olsa da ben alsam. Su, abi su. Verir misin? Abim. İstemiyorum. Eyvallah. Su. Sağ ol. Eyvallah. Evet. Abim su vereyim. Abi sen alıcı gibi duruyorsun. He? Eyvallah, çok abi, sağ ol. Abi tamam, ben buraya koydum, sonra gelip bakacağım. O su alınacak. Geldim. Ya da bu almaz ya, meymelisiz herif. Suratı da zaten şeydi, su ziyanı olacak. İnsanlık gör abi, bizden niye oluyor, bizden olmasın? Buyur abi. Eyvallah. Abi, bir şapkan güzelmiş, benim de suyum. Ne yapalım, değişecek mi? Nasıl? He? Abi neden? Al. Abi. Lan dikkat. Abi. Lan. Ya abi ne yapıyorsun ya? Pardon. Oğlum çok özür dilerim. Canın sağ olsun kuzen, yapacak bir şey yok. Bu da nasip değilmiş arkadaş. Abi bir tane var. O da gitti. Herhalde. Hoş geldin. Hoş bulduk. Asiye, burası dışarıdan da soğuk. Bu nasıl olur ya? Şu lanet cam bir türlü kapanmıyordu o yüzden. Bir de böyle deneyelim bakalım ne olacak. Aa. Aa, yengem yaptı mı? Yok hayır, annem yapamadı. Bak onu yapamadığı bu. Bu yeni, biri bunu kapıya bırakmış. Yeni mi? Evet, ben de annem yapamadı, ne yapalım demeye geliyordum ama kapıda bunu buldum. Harbiden yeni alınmış bu. Kim almış ki bunu, kim kapıya bırakmış? Yani benim aklıma seni koruyan tek bir kişi geliyor, o da Doruk Atakul. Ya ama ben ona eğer yarın Etek'e gelmezsem beni okula almazlar falan demedim ki. Gerçi şey dedim ya. İşte eteği kurutmaya çalışırken değdirdim, sobayı yaktım falan dedim ama. Heh, tamam. Bulmaca çözüldü Asiye'cim. Kahramanın Doruk yine yapmış yapacağını. Öyle mi diyorsun? Ya kalıbımı basarım. Neyse hadi ben gideyim. Şu eteği bırakacağım, geleceğim dedim anneme. Şimdi çay bardaklarını kaldırmadım diye söylenmesin. Heh, tamam tamam. Asiye bak, burası buzdolabının içi gibi. Tamam bizde de soba yanmıyor. Dandirikten bir elektrikli ısıtıcı var ama en azından yalıtım daha iyi. Gelin bizde kalın bugün. Emel'i duyurttum şimdi ya. Uyandırmayayım onu hiç.
Emin misin? İyi tamam. Yarın görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Asiye? Duruk. Selam. Müsaitsin değil mi? Müsaitim. Müsaitim tabii. Yani senin için her zaman müsaitim. Ya şey... Hiç gerek yoktu diyeceğim ama... Gerek vardı yani gerçekten. Beni çok büyük bir sıkıntının altından kurtardın. Çok teşekkür ederim Etek için. Nasıl? Doruk. Eğer bu sefer kapımı çalsaydın kızmazdım. Çok naziksin. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Rica ederim. Rica ederim. Ne demek? Senin sayende yarın okula gelebileceğim demek oluyor bu. Neyse, görüşürüz o zaman. İyi geceler. Görüşürüz. Görüşürüz tabii. İyi geceler. Oğlum ne oldu lan? Oyun uzadı gidip kendine yeni pantolon mu aldın? Ne o elindeki? Öyle yaptım Tolga. İyi canım tamam. Kızma. Ben almadım ama... biliyorum kimin aldığını. Sülük. Düşemedi gitti kızın yakasından. Sülük! Sular düşmeyeli iyiydi ya. Oğlum tamam ya yüzüme vurup vurup durma. Yok oğlum hayırlısı buymuş ne yapalım. Al şunları da. Ha. Şimdi suların parasını düşünce oradan onu çıkart. Ya matematiğim kötü işte al 60 TL var orada. Tamam 30-30 bölüşelim bunu. Ha yok. Bu seferlik hepsi senin. Oğlum gerek yok bak sizde de işler tek aranda değil. Ya olmaz oğlum ya. Olmaz. Ya biz kaç kişiyiz? Sizde çalışan tek sen mi varsın? Hem alacakların da fazla senin. İşte ne bileyim okul forması, kömür falan. Hiçbirine yetmez bu da. Bir yerden başlamam lazım artık. Ya. Çok sağ ol kardeşim. Rica ederim, ne demek? Bıraksak mı artık? Olcan. Ha. Böyle bir içten sarınca iyi geceler. İyi geceler. Pencere niye açık ya? Ömer, geldin mi? Buz gibi olmuş burası ya. Asiye. Çok üşümüşsün bak üstünde incecik. Montumu Emel'e verdim üşümesin diye. Anladım anladım dur ısıtacağım seni şimdi. Eteği. Doruk mu? Sağ olsun. Ben de bugün biraz para kazandım. Onunla yarın gider kömür alırız. Isınırsınız biraz. Ben açtım baba.
Oğlum senin amacın ne ha? Derdin ne senin? Anlat bakayım bana bir. Aşık mısın Asiye? Nedir yani? Söyle. Sen bir sakin olur musun biraz? Ne oluyor durup dururken yine? Durup dururken ha? Evet. Sevdiğim kıza gidip okul eteği almışsın ya. Üstüne vazifeymiş gibi kıza gidip okul üniforması almışsın. Sonra da gidip kapısına bırakmışsın. Durup dururken olan bu. Pardon da bunun nesi rahatsız etti seni? Ben onu anlamadım. Nisinden rahatsız oldun diyor ya. Hala nisinden rahatsız oldun diyor. Delireceğim. Ayla Hanım'ın Asiye'ye yarın forman olmazsa okula gelemezsin dediğini duydum. Ben de yardım etmek için gittim, etek aldım kendisine, kapısının önüne bıraktım. Bu kadar. Bak şimdi. Bak şimdi. Oğlum, sen anlamıyor musun bunu, ha? Eğer Asiye'nin yardıma ihtiyacı varsa, eğer Asiye'nin bir şeye ihtiyacı varsa bunu ben yaparım, ben. Sen değil. Anlıyor musun beni? Bu seni değil, beni ilgilendirir, beni! Yapsaydın o zaman Doruk. Madem o kadar seviyorsun, madem gözün başkasını görmüyor, ona bu kadar bağlısın, gidip kendini alsaydın. Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun oğlum? Beni mi suçluyorsun lan, ha? Doruk, ben kimseyi suçlamıyorum. Ama sen de yapmadığın şeyler için beni suçlayamazsın. Ben de sandım ki İlk göz ağrım aslan oğlum babasını özlemiş de onu ziyarete gelmiş ama mesele o değilmiş demek. Bambaşka bir mesele var ortada. Güzel. Peki nedir mesele? Hı? Ha. Mesele şey değil mi? Şu kümesteki kıvırbaş kızına ha Asiye. Asiye kümesin parlayan yıldızı. Benim iki oğlum yine Asiye yüzünden birbirine girdi. Bravo. Aferin. Ulan yazıklar olsun be. Ulan annenle baban kaç yıllık evliliklerini bitirme arifesinde. Sen hala Asiye diyorsun ya. Sana yazıklar olsun. Senin yaptığın hiçbir şey beni artık ilgilendirmiyor baba. İster kal, ister git. İster evlen. İstersen boşan. Gözümde zerre kadar bile değerin yok artık. Bitti. Sen de ne yaparsan yap lan. O çarpıp çıktığı kapı var ya, onun önünde kuzu kuzu bekleyecek babam söylemişti dersin. Aha buraya yazıyor. Daha iyisin değil mi abla? İyiyim, iyiyim. Asiye, yengem ateş düşücü verdi. Hemen iç şunu. Su da vereyim sana. Niye sağlık ocağına gitmek istemiyorsun? Söylerlerdi ne oldu? Niye hasta oldum belli Ömer. Dün gece çok üşüttüm herhalde. O yüzden oldu. Gitmeme gerek yok. Allah'tan su işinden cebime para kaldı da kömür alabildim. Sen de biraz içeriz. Allah'ım şu tipe bak. Hastalanmış mı benim güzeller güzeli kuzum? Kuşlar mı gagalamış onu? Kuşlar mı gagalamış? O ne ya? Ya madırım derdi ya biz hani küçükken hastalanınca kuşlar... Ya biz o zaman 5 yaşındaydık. Asiye sence de biraz büyük değil mi bunun için? Soğuk nevale ya. Yemin ederim soğuk nevale. Hiç espriden de anlamıyor. Asiye'm çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bak sana nane limon getirdik. Biraz sıcak ama iyi gelir. Sağ ol. Ya masaya koy ben içerim sonra. Asiye'm sen evdesin. Emel'i şimdi Sebahat teyzeye bırakayım mı yoksa kalsın mı seninle? Abi lütfen kalayım ne olur. Kalsın burada ya. Hemşirelik yapar bana.
Yaşasın. Bak bak, gördünüz değil mi siz de? Fark ettiniz değil mi? Resmen hastalandı diye ablası sevinecek. Asiye, telefonu da bırakıyorum sana. Bak ateşin falan yükselirse ara beni Aybükelerden, ben hemen gelirim, tamam mı? Tamam, siz de çıkın artık. Bak geç kalacaksınız, yürüyorsunuz zaten. Birazdan montunu falan da çıkar, ateşin daha da yükselecek böyle. Tamam. Asiye'm, vallahi bak seni böyle görmek hiç hoşuma gitmiyor. Tamam, hemen iyileş. Dur bir saniye, geçeceğiz. Hadi. Aa, yeni dükkan açılmış. Bakalım mı vitrine? Anca zaten bakabiliyoruz. Bakalım. Bakalım Aybüke. Ya, babama keşke şu ayakkabılardan alabilsek. Çok eskidi onunki. Şu ayakkabı da çok güzelmiş ya. Asiye'ye çok yakışırdı. Ben de keşke şuradaki eldivenler var ya, onu Wonderful'ıma alabilsem. Zavallımın elleri üşüyor ya. Bir Wonderful'un elleri kalmıştı zaten Olcan. İnanamıyorum ya. Sen acaba benim sevgilimi kıskanıyor olabilir misin Aybükeciğim? Hayır, ben ne kıskanacağım? Ama Ömer kardeşini düşünüyor. Ben babamı düşünüyorum. Sen de düşüne düşüne Wonderful'u düşünüyorsun. Ben ona deliriyorum. Ben de neye deliriyorum biliyor musun? Sen gidiyorsun o kızıl vampire böyle atkı örüyorsun ya, işte ben de buna deliriyorum. Abisini hiç düşünmüyor, abisini örer insan. Bir dakika, bir dakika. Sen belki atkı mı ördün? Evet, ördüm. Ayıp mı? Yok canım, ayıp değil de. Ne bileyim, şaşırdım işte. Neyse hadi, cebimizde para yok, vitrin bakıyoruz, gidelim hadi. Ben yine de şunların bir fiyatını sorayım mı ya? Sor sor. Bak sonra da okula gidelim, kaç tane su satıp alabiliriz onu hesaplarız. Nasıl? Çok mantıklı oğlum, çok mantıklı. Sen o zaman siz gidin, ben hemen sorup geliyorum. Oğlum şaka yap. Şaka yaptım ya. Koskoca maskot kostümünü giyip ben mi dolanayım dükkanın önünde ya? Kardeşim başka eleman bulamıyorsunuz, kapatın dükkanı hadi. Allah Allah. Madem elinde elemanın yok, önceden haber ver değil mi? Biz de ona göre plan yapalım. Pardon. Yok estağfurullah ya, bölmek istemedim. Estağfurullah. Hoş geldiniz. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Aslında ben size yardımcı olabilirim. Nasıl? Maskot arıyor musunuz galiba? Evet. Öyle bir kriz yaşanıyor şu an. Ha? Siz? Evet evet, ben. Maskot ayağınıza geldi. Ya para da anlaşırız da abi. Şey diyecektim ben sana. Şu vitrindeki eldiven kaç para? Buyurun, bu tarafta farklı ürünler, farklı renkler var. Yardımcı olayım. Benim aklıma çok iyi bir plan geliyor ama. Bence Harika ile Oğulcan'ı ayırma üzerine. Sence? Zeki kızsın ha. Aferin. Ha Ömer. Asiye nerede? Bir imza almam gerekiyordu ondan. Ha, ne imzası? Öğrenci temsilciliği için ya. Kütüphanede mi? Ha, yok, gelmedi bugün. Gelmedi mi? Neden? Biraz üşütmüş de. Dinleniyor evde. İyi mi peki yani? Nesi var? Sabah biraz ateşi vardı, o yüzden gelmeyeyim dedi. Dinleneyim bugün. İlaç? İlaç alıyor mu peki? Alıyor, alıyor. Ya, sakin ol şampiyon. Ateş düşürücü verdik. Nane limon da kaynattı annem. Yani iyi yani. Anladım. Yani Asiye hiç hasta olmaz ya. Ben onun hasta olduğunu görmedim de, duymadım da. O yüzden endişelendim. Dün biraz ev soğuktu. Yani ondan şey oldu herhalde. Anladım. Geçmiş olsun. Eyvallah, sağ ol. Ömer, biraz konuşabilir miyiz biz? Konuşalım. Buyur. Ömer, benim sana bir şey söylemem lazım ya. Bak, Süsen'le ilgili falansa hiç açma konuyu. Yok, Süsen'le ilgili değil ya.
O defteri kapattım. Geçmişte kaldı artık. İyi o zaman. Ne söyleyeceksin? Asiye, söylediğim için çok kızacak bana ama bence senin bunu bilmen lazım. Asiye dün okulda bayıldı Ömer. Ne bayılması oğlum? Ne diyorsun sen? Korkma, çok önemli bir şey yok dediler. Açlıktanmış sanırım. Bütün gün bir şey yememiş. Gözü kararmış, sonra da bayıldı işte. Yani o gün öğün atlamış galiba. Bana öyle söylediler. Bir günlük bir şeymiş galiba. Anladım. Herkesin başına gelebilir. Çok bir şey değil de sen öyle evde hasta yatıyor deyince ben de sana söyleyeyim dedim. İyi yat. Ömer. Bir şeye ihtiyacın olursa çekinmeden bana söyleyebilirsin, tamam mı? Ben elimden ne geliyorsa yapmaya çalışırım. Eyvallah. Sağ ol. Vallahi bugün çıkışta mutlaka bir şey yapıyoruz. Ne oldu? Neyin var? Hiçbir şeyim yok. Ömer, nasıl bir şeyin yok? Çok kötü gözüküyorsun. Kötü bir şey mi oldu? Benim hayatımda iyi bir şey olabilir mi? İyi bir şey olması mümkün mü benim hayatımda? Sen başka zaman konuşalım ya. Başka zaman. Yani Şengül, az maz ne yapalım yani? Adam hiç avans vermeyebilirdi de. Buna da şükür. Yani o yüzden hiç ses etmedim niye bu kadar veriyorsun diye. Doğru diyorsun vallahi. Ne yapalım, biz de acil olan erzakları alırız. Ha evet. Bana bak, unutturma, Asiye'ye de ıhlamur alacağız ha. Ha, alırız pazardan. Şengül. Heh. Lan bu herif seni dolandıran herif değil mi ya? Hani şu tapuyu üstüne yapacağım deyip kaçıp giden. Yok, değil. Lan nasıl o değil ya? O işte. Neydi bunun adı? Serhat mıydı? Ferhat mıydı? Ha, öyleydi galiba. Anam gidiyor, tut şunu. Tut. Orhan nereye gidiyor? Dur. Lan. Lan. Hadi dur. Şerefsiz namussuz. Geberteyim mi lan seni burada? Abi, sen utanmıyor musun lan bu kadını dolandırmaya? Abi. Öldürürüm lan seni. Öldürürüm. Dur, kurban olayım Elen adamını. Hırpalama Orhan. Bu adam o değil. Ya sen hatırlamıyorsun kızım. Bir sus ya. Lan oğlum geberteyim seni. Dur ama geberteyim ha. Yürü lan yürü. Yürü, seni karakola götüreceğim. Var ya sürüm sürüm süründüreceğim seni. Yürü. Orhan, ben hatırlıyorum. Yani bu adamın o adam olmadığını hatırlıyorum. Aramıza döndün yani Şengül, öyle mi? Her şeyi hatırlıyorsun. Sağ ol kardeşim ya. Canın yanmadı mı? Yok Orhan abi. Aslan gibi adamız helala. Hiçbir şey olmadı. Hadi selam ver. Orhan, sen bana oyun mu oynadın? Lan bir de benden hesap mı soruyorsun ya? Sen bizi haftalardır ayakta uyutuyorsun. Bir de bana oyun ettin diye benden hesap mı soruyorsun kadın? Orhan, ben ilk başta gerçekten hatırlamıyordum. Sonra hatırlayınca da diyemedim. Korktum beni evden kovacaksın diye. Ulan böyle daha mı iyi oldu? Böyle daha mı iyi oldu Şengül ya? Ya kadın, sen hiç mi uslanmayacaksın ya? Sen hiç mi düzelmeyeceksin ya? Deme öyle. Orhan Bey. Git. Ha, şimdi gidiyorsun yani mağazaya. Evet. Ömer, ben sana kaç kere daha anlatacağım? Bandırıfıma çaktırma, tamam mı? Ben çalışıp alacağım o eldivenleri. Tamam, çaktırmam. Ben de eve gidiyorum. Asiye'ye bakmam lazım ya. Aybüke aradı bir ara. Şey, Emel uyuyor dedi. Ya haberim var, haberim var.
suratı bir garip hızlı hızlı gidiyor bir yere. Allah Allah. Ne bileyim ya, boş ver hadi. Şu bizim bıdık maskota bak ya. Nasıl gidiyor mutlu mutlu böyle böyle. Bence harika, bunu şaklaban gibi görünce net soğuyacak. İlişkileri fena çatırlayacak. Ben sana bir şey diyeyim mi? O harika da az değil ha. Tolga söylemese bilmeyeceğiz Olcan'la sevgili olduğunu. Ne yapsın işte, utanıyor. Ne demek ne yapsın ya? Utanıyorsa çıkmasın. Çok basit çözüm bence. Neyse hadi harika geliyor. Sevgilisini soytura gidip görünce kanım ne yapacak? Harika. Bak dün olmaz dedin, tamam. Ama bugün bahane kabul etmiyorum. Çıkıyoruz, üçümüz takılıyoruz. Ne yapacağız peki? Alışveriş. Biraz vitrin bakarız. Benim almam gereken bir iki bir şey var, onları hallederiz. Sonra da üçümüz yemek yeriz. İşte klasik takılmaca. Yani tamam. Ama bak yemek kısmına kalamam. Diğerlerini yaparız. Süper. Ay açamam. Doruk abi. Prensesim. Ablan nasıl, onu görmeye geldim. Ablam hasta Doruk abi. Doruk. Asiyem. Asiyem söyle bana, ne oldu, neyin var? Doruk çok üşüyorum ben. Dur bakayım. Çok ateşim var, yanıyorsun sen. Olmaz bu böyle ya. Emel'im ablanın ayakkabılarını getir, hadi hemen doktora götürelim onu. Gel. Gel gel gel, dikkat et. Getir ayaklarını. Hadi geçirelim. İyiyim ben Nur, gerek yok. İyi falan değilsin. İyisin. İyiyim. İyi falan değilsin ya. Gel. Sabret Asiye. Sabret. Evet. Gel otur bakalım sen de. Dikkat edin hadi. Evet Olcan, mümkün oldukça geleni geçeni dükkanın içine yönlendireceğiz. Tamam mı koçum? Senin olayın bu. Tamam, olayım bu. Anladım abi. 100 kere söyledin. Sen içeri kahveni iç. Bak benim olaylarım bunlar. İyi güzel. Hadi yap şovunu. Hadi. Hadi. Merhaba. Merhaba. Gelsenize. Aa, merhaba. Annesi misiniz? Ablası. Al bakalım. Annesi gibi duruyorsun, kusura bakma. Çok ayıp ya. Aa, merhaba. Merhaba, merhaba. Aa, nerelisiniz ya? Saçın boyasını sevdim. Aa, aa abla ne haber? İnsan bir cevap verir ya. Ay kızlar, ben size söyleyeyim ya, bu sezon muhteşem. Kızlar ayakkabı bakalım mı? Bak şurası yeni açılmış gibi. Ya ayakkabı demişken geçen o Asiye miydi neydi, o ayakkabısı çıkmıştı. Ne sefil bir kız o ya. Yani öyle galiba. Hepsi sefil kızım, hepsi. Ama en kötüsü hangisi biliyor musun? En loserları Olcan. Ya bir de kendini komik falan sanıyor, çok kötü. Ay evet. Ya bir şey diyeceğim, bu çocuk sana çok yalışıyor. Nasıl dayanıyorsun tatlı? Yani senin gibi havalı bir kızın yanında pısırık. Ne bileyim tatlım. Yani komik, güldürüyor beni. Ben de gülüyorum yani. Takılıyoruz öylesine. Harika. Öylesine olsa da katlanılacak gibi değil. Ama sen şu pamuk kalbin yüzünden kıramıyorsun, o yüzden bozmuyorsun. Acıyorsun, doğru söyle. Fakir falan diye herhalde. Ay ne bileyim. Belki de öyle yani. Siz çok fenasınız. Neyse hadi ayakkabı bakıyoruz. Hadi bakalım. Şş, İnek.
Hadi oğlum hareket. Yap şovunu dedik. Hadi ne boş duruyorsun hadi. Allah Allah. Ya ben vazgeçtim. Size bir cheesecake ısmarlayayım mı? Çok canım çekti. Hadi ne olur. Hadi. Ay çok hadi. İyi. Asiye, Asiye iyi misin? Kafamlar daha iyi. Uf, aklım gitti ya. Doruk hastanede izleyince nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Ne dediler, neyi varmış? Merak etme, tüm tahlilleri yapıldı. Önemli bir şey görünmüyor dedi doktor. Ufak bir soğuk algınlığıymış sadece. Serum iyi geldi, iyiyim. Ama yine de bu hale gelmemeliydin Asiye. Kendine daha iyi bakman gerekiyor. Bak doktor da söyledi, sen de duydun. Madem Asiye kendine dikkat etmiyor, sen de ona biraz yardımcı olmalısın Ömer. Yani ufacık bir soğuk algınlığında bu hale geliyorsa direnci çok düşük demek ki, böyle olmaz. Bence abartıyorsunuz ya, yok bir şeyim. Prensesim, biz abinle iki dakika şu çıkış formlarını halledelim. Sen de ablanın başında bekle iki dakika, olur mu? Tamam, olur. İçeride Asiye'nin yanında konuşmak istemedim Ömer ama... kardeşinle böyle mi ilgileniyorsun gerçekten? Asiye'nin vücudunda gram vitamin yok ya. Bünyesi bitik halde. Doktor mu söyledi bunu? Evet. Doktor serum takmadan önce tahlillerini yapıp kan değerlerine baktı. O söyledi tabii ki. Ayrıca şu anki basit bir soğuk algınlığından daha da fazlası. İçeride Asiye üzülmesin diye söylemedim. Zatüre başlangıcı olabilir diyor doktorlar. Peki nasıl iyileşiyormuş bu? İyi bakılıp sıcak tutulması, sağlık diyecekler yemesi gerekli dedi. Anladım, gerisini ben hallederim. Emin misin Ömer? Bak eğer ben ilgilenemiyorum dersen, ben elimden gelen her şeyi yaparım. Destek olabilirim size. Yani babanın parasıyla olmaz demeyeceksin şu anda değil mi? Maalesef ki Akif Atakul düşmanlığının pek sırası değil sanki ha? Doruk gerek yok. Sağ ol. Ömer. Bak birazdan alması gereken vitaminler için paraya ihtiyacın olacak. Lütfen kabul et bunu. Ben bir yolunu bulur kardeşlerime bakarım. Sağ ol yine de. Gel. Dikkat et. Daha iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Çok teşekkür ederim her şey için. Sana da çok zahmet oldu. Asiye ne zahmeti ya? Böyle saçma şeyler söyleme ne olur. Ne zaman neye ihtiyacınız olursa buradayım ben. Çok sağ ol. Hoşça kal prenses. Görüşürüz abi. Görüşürüz.
görüşürüz. Siz kavgalı mısınız? Yok. Emin misin? Bana bir gergin misiniz gibi geldi. Yok bir şey ya. Hadi siz içeri geçin, ben de yiyecek bir şeyler alayım. Paramız var mı ki? Halledeceğim ben. Hadi girin içeriz. Parayla ne alınır ki? Al yenge. Buna da kuyruk koy, hayvanlar versin, yazıktır. Vallahi geçen sefer kemikleri görünce hayvanlar o kadar çok sevindi ki. Çok sağ ol Osman, çok. Siz de sağ olun. Oğlum ne istemiştin? Şey, ben dışarıda konuşurken duydum da hayvanlar için kemik veriyormuşsunuz. Evet, kemik, ilik, kuyruk yağı, ciğer, müşteriden artan ne varsa vallahi hepsini veriyorum. Yazık mı olsun o hayvanlarına? Ben de alabilir miyim? Tabii oğlum, olacaktı. Dur vereyim sana. Al oğlum. Sağ ol abi. Kolay gelsin. Sana sağ ol. Abi, alev azaldı gibi, kömür bitiyor sanırım. Ben şimdi çıkar bakarım hani. Çöpte yakacak bir şey bulurum. Ama dünkü gibi soğuk değil içerisi. İkna etmişsin sonunda pencereyi, açılmıyor artık. Ya çok güzel kokuyor bu arada bu ya. Ne çorbası bu? Annem hastayken yapıyor diye bize. O. Oh. Tarif defterinde vardı. Her derde deva, et suyu çorbası. Ay tadı da aynı anneminki gibi olmuş. Çok güzel, ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş abi. Kasaptan alışveriş yapmaya paramız yetti demek yani. Sevindim. Yetti, yetti. Ben bir hava alayım. Siz yiyin. E sen niye yemiyorsun? Yok, ben yedim. Siz yiyin. Ya şu pencere de bir türlü kapanmıyor ya. Çok kötü soğuk alıyor bir de. Hasta olacağız diye korkuyorum. Ablacığım, ben öğlen yemiştim ya. Hala acıkmadım da. İstersen benim makarnamı da sen ye. Olur mu? Üstüm başım toz içinde. Önüm arkam
pus içinde. Sakallarım pas içinde. Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Sen gerçekten toksun değil mi? Benim nasıl İdare ederim ben, merak etme. Ya spor ayakkabının kenarlarındaki dikişler kokmuş hep de taban düşüyor. Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? İhtidandım, derildim, fırtınaydım, duruldum, yoruldum, çok yoruldum. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime... Asiye dün okulda bayıldı Ömer. Ne bayılması oğlum, ne diyorsun sen? Korkma, çok önemli bir şey yok dediler. Açlıktanmış sanırım. Serdar, senin yanında konuşmak istemedim Ömer ama... kardeşinle böyle mi ilgileniyorsun gerçekten? Asiye'nin vücudunda gram vitamin yok ya. Dün iyisi bitik hazırladık. Ne yapıyorum ben, ne yapıyorum? Bir halde beceremiyorum, kardeşlerime bakamıyorum. Allah beni belamı versin. Allah beni belamı versin. Dilerim abi. Başaramadım. Başaramadım abi. Çalıştım ama olmuyor. Olmuyor abi, senin gibi olamıyorum. Asiye aşıktan bayılmış. Gece canımı alsalar da duymayaktım. Ben nasıl bakacağım acaba? Gençten bir çocuk seninle konuşmak istiyor. Geçen de gelmişti. Teklifin hala geçerli mi? Şartlarımı kabul edersen... evet. Neymiş şartların? Burada gördüklerin, burada duydukların burada kalır. Dışarı çıkmaz. Asla başkasına anlatılmaz. Söz dinleyeceksin. Az konuşacaksın. Konuştun mu asla yalan söylemeyeceksin. Bunları yaptığın sürece iyi bir ekip oluruz. Thank you.
Sen de iyi para kazanırsın. Olay bu. Kabul. Güzel. Çok şanslı bir çocuksun. Bu akşam ufak bir işimiz var. Sen de istersen arkadaşlara katıl. İlk mesaiyle başlamış olursun. Ne dersin? Nereye gidiyoruz? Ne dedi patron? Az konuşacaksın dedi değil mi? Daha kapının önüne çıkar çıkmaz unutursan bunları olmaz ama. Bin hadi bin. Atla. Tamam, sakin ol. Geçti. Kızım, ne yemek istersin? Yoğurtlu makarna mı, salçalı makarna mı diye soruyorsun herhalde. Doğru soru bu çünkü. Evet, soru sormakla hata ettim. Haklısın. Çok haklısın. Vallahi anne ben laf sokmamak için çok çabalıyorum gerçekten. Ama olmuyor. Ya hadi tamam anladık. Resul'le her şeyi mahvettin. Okey. Ama yani işten neden ayrılıyorsun sen ya? Sen daha iyi bir iş bulabileceğini mi düşünüyorsun? Düşünmüyor musun bunları? Kızım düşünmez olur muyum hiç? Yani ben inan senden 10 kat daha fazla detay düşünüyorum ama... bana hiç güvenmeyen bir adamla daha fazla ilerlemek istemedim. Ne olur sen de beni anla bir zahmet ya. Benim hayatım seni anlayıp... sebep olduğun şu sefalete katlanmakla geçti zaten. Problem yok. Sen bekle bizi orada. Ne yaptınız içeride? Yok yok, bu anlamayacak belli oldu. Biz sana patronun dediklerini yazarak mı verelim ha? Ne dedi patron? Soru yok. Anlamadın mı? Tamam, tek bir soru soruyorum. Dövdünüz mü adamı? Camdan bakarken gördüm ben seni. Dövdük mü sence? Dövseydik o halde mi olurdu? Korkuttuk biraz ya. Ödemesini vaktinde versin, geciktirmesin diye. Azıcık korkuttuk. Dokunmadık adama, gördün. Neyse, al bakalım ilk siftah. Al, al. Ben bir şey yapmadım ki. Eyvallah.
Akif? Yemeğe oturmadınız değil mi? Şişt, oturmadık de. Oturunuz mu yemeğe? Oturmayın ne olur. Oturmamış olun. Oturunuz mu? Pardon, anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Suzan pizza aldım işte. Siz şimdi bugün hazırladığın yemekleri sen dolaba koy. Yarın ısıtır yersiniz. Hadi pizza yiyelim. Bu ne rahatlık ya Akif? Şaka mı yapıyorsun sen? Hayır efendim, niye şaka yapayım? Sen severdin pizzayı. İşte en sevdiğinden aldım. Sosisli, zeytinli, mısırlı. Ya Suzan'ım yapma Allah aşkına, aç şu kapılarını. Şu gönlünün kapılarını aç kurban olduğun deli kız. Aç şu kapıyı ya. Aç Allah aşkına, bak aramızda kalsın. Ben her gece artık Kaan'la göz göze yemek yemekten bir garip oldum ha. Vallahi geldiler bana ya. Harcadık apartma o kadar, bir pizza yiyeceğiz. Neymiş ki yani? Hadi çok soğuk, dışarısı çok soğuk. Donacaksın, hadi kapıda kaldın gel. Hadi gel. Gel kız. Oh, 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 oh. Gel, gel. Hadi. Pardon. Şaka mı bu? Sizin ailede de bu genetik galiba. Beni ilk gören hemen bir şaka mı buyu yapıştırıyor. Hayır çocuğum, şaka falan değil. Bildiğin saf bir gerçek. Gerçekten Akif Atakol. Buyurun. Onu görüyorum. Karşımdasın şu an, farkındayım. Ne işi var bunun? Annene kızma. O beni içeri almadı. Ben kendim girdim. Girme! Sen hayatımızı mahvettin ya. Her şey senin yüzünden oldu. Bizden uzak duruyorsun. Çık dışarı. Git. O iş öyle olmuyor işte. Ben annenden ne uzak durabiliyorum ne de ayrı kalabiliyorum. Defaatle denedik, tecrübeyle sabit olmuyor. Bu sefer kalbimin sesini dinleyeceğim. Kaçmadan, göçmeden. Ne hissediyorsam onu yaşayacağım. İstediğim gibi görüşeceğim. Hadi. Hadi soğutmayın pizzaları ya. Hadi buyurun. Siz ikiniz birbirinize layıksınız ha. Ben yanlış anlamışım. Çok yakışıyorsunuz. Doğru söylüyor çocuk. Çok yakışıyoruz. Ömer, kömür mü aldın? Prensesimle büyük prensesime alışveriş yaptım. Yaşasın. Ömer, harbiden sen neler aldın ya böyle? Vallahi makarna, un, süt, her şeyi aldım. Bir de nerede? Pastama çikolata aldım. İyi de nasıl aldın ki bunları? Bu kadar şeyi nasıl ödedin? İşe başladım Asiye. Nasıl bir iş bu Ömer? Hemen ilk günden sana para mı verdiler? Ya bir süpermarkette dağıtım görevlisi oldum da orada çalışanlara erzak veriyorlardı. Oradan bunlar. Çok mutlu oldum Ömer ya. Sonunda herhalde bizim de karşımıza iyi insanlar çıktı. Ha, şükürler olsun. Thank you.
gün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda, yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle, en azından rüyamda vesile tutunmama. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremde.